Hocam klasik metinlerde aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve hadis metinlerinde de çok dikkat etmeniz gereken bir usuldür. Buraya çıktığım günden beri aşağı yukarı 300'e yakın önemli cümle etrafında dönüyoruz. Bunların birbirine benzerliğini düşünürsek 252 cümledir. Yani 252 cümlenin dışına hiç çıkmadık. O sebepten bazı şeyler tekrar zannına kapılabilirsiniz. Tekrar değildir, onların açıklamasıdır, izahıdır. Şu sözü söyledik, bu mühim bir söz. Klasik metinlerde, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde. Yani ona klasik metin denmez çünkü o metinlerin üstü bir metindir. Ayetler ve hadisler. Ama metindir. Medeniyetimizin ana nüvesini, menbaını teşkil eder. Kolay zannettiğiniz, yani bir okuduğunuzda hiç anlaşılmayacak bir şey yok. Rahatlıkla anladığınız, böyle çok kolay gibi görünen cümleler vardır. O cümleler üzerine düşünmeyi, ihmal etmeyin. Bakın bu bir kaide. O cümleler üzerinde düşünmeyi hiç ihmal etmeyin. Bir örnek vereyim yoksa süremiz kısa olduğu için vermeyeyim peki. Tamam peki verelim. Efendim? Ben tecavüz ettim hakkınız o yüzden. Yani 14'te burada olmam lazımdı. Bu saatte yani hemen mecbur yalap çap Allah affetsin. İşte namazı kılabildik, yetiştirebildik. Şimdi bakın daha evvel vermediğim bir örneği vereyim bari. Geçen en meşhur örneğim elhamdülillah örneğiydi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin meselesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen innellezine amenu ve amilus salihati. İnnellezine amenu ve amilus salihati. O kimseler ki iman ettiler, salih amel işlerler. Anlaşılmayacak bir şey var. Hemen geç. Sonra ne oluyor? Biz peşinata bakıyoruz. Lehum cennetun teci. Oh tamam. Hani sanki çok amelin imanın tammış gibi hemen. Tabii tamdır inşallah. Allah affetsin. Fakat bak o innellezine amenu ve amilus salihati. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i özün özüdür, lübbüdür. Yani tüm güzellikleri en hasredici, en kısa şekilde ifade etme şeklidir. En muazzam, komplike, formül, ne dersen de. İnnellezine amenu ve amilus salihati. Kaç yerde geçer? Ya eyyühellezine amenu. Kaç yerde geçer? İman edenler, iman edenler. Şimdi Allah Teala iman edenleri bilmiyor mu? İman edenler şunu yaparlar deyip bırakabilir. Ama innellezine amenu ve amilus salihati, dikkat edin. İnnellezine amenu ve amilus salihati yerine müminler ki dese, bak müminler, el müminunellezine dese, mümin olanlar dese yine aynı manaya geliyor mu? Bizim Türkçemize göre, anlayışımıza göre aynı gibi geliyor. Ama Allah Teala orada hep bir süreklilik var. Dikkat ediyor musun? İnnellezine amenu ve amilus salihati. İman ettiler, salih amel işlediler. Mümin demiyor dikkat ederseniz. İman ederler, amel ederler. İman ederler, amel. Bu ne kadar çok sık geçiyor. Bunun üzerinde düşünmek icap ediyor mu? Nasıl düşünelim? Bir nokta sadece bir şey söyleyeyim, geçeyim gerisini sen düşün. İnnellezine amenu ve amilus salihati denince tamam bu kısmı ilgilendirmiyor. Biz zaten müminiz, devamını söyle demiyoruz. Çünkü o ayet bize şunu düşündürüyor. Hakikaten iman ettin mi? Hakikaten bu salih ameli bu imanla birleştirecek şekilde yaptın mı? İnnellezine amenu ve amilus salihati, iman edip de ve amilus salihati, beraberinde salih amel işleyenler denildiğinde senin imanını ortaya koyan amelin var mı? Amilus salihat denildiğinde salih amel bozulmamış amel demektir. Bozulmayacak ameldir. Düzgün ameldir. Peki bu nedir? Salih. Niyetin salih olacak ki salih amel olsun. Ameli yaparken bozmayacaksın ki salih amel olsun. Amel tamamlandıktan sonra riya ile başka şeyle onu bitirmeyeceksin ki bozulmasın. Bak şimdi. Bak ne kadar basit gibi görünüyor. Ve amilus salihat ederken devamlı bunu yaparlar. Bunun tekrar edilmesi neyi gösteriyor? Hep imanlarını ve yaptıkları ameli, dikkat et tabire, murakabe ederler. Murakabe. Ne demek murakabe? Kontrol.
daima doğru mu yapıyorum, iyi yapıyor muyum, hangi noktadayım diye bunu tartarlar. Bunu ne sağlar? Kur'an okuyorsun ya. İnnellezine amenu ve amilussalihati denince hemen oradaki murakabeyi düşünmen lazım. Burada bu imanın gerektirdiği ameli ve şunu yapıyor muyum diye. Böyle okuduğunda Kur'an irşad eder. Ama sadece burada böyle bir şeyden bahsediyor. Evet, benden bahsediyor. Devam et dediğinde işte o metin çetrefilli gelmediğinden, senin herkesin anlayabileceği bir mana gibi geldiğinden dolayı üzerinden düşünülmeden geçiliyor. Halbuki bizim klasik metinler ve Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler asla bunu kaldırmaz. En önemli şeyleri en basit söylemlerle anlatırlar. Bizim metinlerimizin, medeniyetimizin özelliği budur. Mesela o yüzden bizde Yunus Sultan'dır. Çok duru bir Türkçesi vardır, çok basit bir şey vardır. Baktığında, ilmi açıdan baktığında Fuzuli'nin onu 100 kere geçmesi lazımdır. Fuzuli'ye herkes hala Fuzuli der. Güzel bir espriydi ama tabii kaçırdınız galiba. Bazıları yeni fark etti espriyi. Hala Fuzuli der, Yunus Emre hala Yunus'tur. Aşık Yunus'tur. Sanat bakımından Fuzuli çok ileridedir. Ama Yunus o sanatı en basit şekilde ortaya koymuştur. Nefes almak gibi. Nefes almak da çok basittir. Hadi bir şey daha söyleyeyim. Geçen gün bir mecliste anlattım. Mesela dervişlerin, aşıkların ekserisi meydan zikrinde hu ismi şerifini sürerler. Hu, 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 hu nefestir. Hu aldığın nefestir. Daha doğrusu nasıl alman gerektiğini gösteren bir nefes ve esmadır hu. Hu, 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 yarım saat, bir saat hu, hu, hu. Hatta ben bunu anlatırken geçen gün espri yaptım böyle yogada namna, namna. Doğru nefes, doğru nefes. Sen bunu anlatma. Ecdadın bunu 800 senedir yapıyordu, hucu diye alay etti. Sende doğru nefes var ama doğru nefis yok. Sen yogadan aldın sen irşadı. Bunun ki yapmakla bunları buldun. Senin o ilahin okunurken onun sendeki tecellisini damarlara açacak kadar uzman olduğunu senin tıpçılar da herkes de öğrendi ama sen geride kaldın. Sen ecdadını geride kaldı zannediyorsun, gerici diyorsun. Sana tur bindirdi, haberin yok. Arkadan geliyor, sana 3 kere tur attı o. Arkada diyorsun. Tur bindirdi o. Senin ecdadını seni bırakan manevi mirasını taklit ediyor onlar. Panik atak var. Doğru nefes al. Ne oldu panik atak? Var mıydı? Stres. Bizim bir Urfalı amca vardı 90 yaşında. Vallahi bu stres mitres bizim gençliğimizde yoktu diyor. Stresim var. 10 kere dedi. Hu Allah hu dedi diyemiyor. Ölüyor ya adam ya. Allah demesine ne dersen de desin ya. Neyse ecdat onun da tedbirini almış. Kocaman yazı yazmış. Bu da geçer yahu diye. Kötü bir espri. Budayı da öyle Buda zannediyorlar. Oradaki halbuki Budahi manasını. Yine kötü espriydi. Geçiyorum. Ya hu hu diye sana nefes aldırıyor. Diyor ki aldığın nefesin kıymetini. Bak şuurla şurada nefes alıyorsun. Hu 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 hu. Bir insan şöyle hem diyaframını hem fiziki hem manevi. Hu hu. O o o o var değil mi? Ha. O var değil mi? Sen var mıymışsın? O varmış. Ya ne gam, ne keder, ne hüzün. Ben bunu devamlı... Nefes, ya bak nefesin ne kadar kıymetliymiş. Onunla yaşa, nefesin bile ibadet olsun. Uykun bile ibadet olsun. Böyle yatıp kalkan bir adam da yatağa yattığında panik atak olur mu? Hocam hemen tıbbi bazı bulguları böyle maneviyatsızlığa bağlamayın. Haklısın, onu demek istemiyorum. Ama bunun hiçbir sebebi yok kardeşim. Yani bu kadar büyük bir manayı sen defüref et, sonra emite yollarla bunu tekrar keşfetmeye çalış. Olur mu bu iş? Şu güzel soluduğun temiz havanın hangi laboratuvarda en temizini bile yapsalar aynısını olur. Her şeyin natüralini arıyoruz da insanın fıtratına en uygun irşad eden bu pirlerin, bu güzellerin yolunu niye araştırmıyoruz? Meşhur bir söz işte, söyledim size. Arıların göç yollarını araştırıyor. Kertenkelenin kuyruğu nasıl çıkar bakıyor. Baksın. Bilmem niye araştırdık diyor. Somonları araştırdık diyor. Şu evliya nasıl gitmiş, nasıl insan olmuş? Bunun izini araştıran var mı?
Domatesin bile tohumun aslını arıyorsun. Hazreti Pir gibi zatların aslını aramıyorsun. Bu aymazlıktır ya. Hatta tırnak içinde haşa zurdan sahtekarlıktır. Sahtekarlıktır yani. İnsan insanın izini sürer. İnsanın izini takip edene insan denir. İnsanın izini takip edebilene insan denir.